Bizden Bize De bu hafta başarılı iş insanı Hayri Doğan'la birlikteyiz. Hayri Doğan'la çalışma alanlarını geziyor, işçileriyle keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Eurostar olarak Hollanda'dayız. Yanımızda başarılı iş insanı Hayri Doğan var. Bugüne kadar birçok insana iş imkanı yarattı, yapmaya çalışıyor. Bazı başarılı işler yapıyor kendisi de. Bugün işveren olarak çalışanların çalışma ortamını bir ziyaret edelim dedik. Birazdan röportajları yapacağız ama onun görüşlerini almaya çalışacağız. Merhabalar. Merhaba hocam. Hayri Bey, nasılsınız? İyi misiniz? İyidir, sağ olun. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür. Bu bulunduğumuz yeri bir hatırlatalım isterseniz Hayri Bey. Bulunduğumuz bölge Zeyfinaz bölgesidir. Rotterdam'a bağlıdır. Danağa 22 kilometre uzaklığında. Evet. Biz aramızda burada 20-22 kişi elemanımız çalışıyor. 6 senedir bu adamla aynı sektörde devam ediyoruz. Çalışma şartları nedir? DETA konseptli çalışmak için hangi şartlar aranıyor? Tekrarlayalım isterseniz. Türkiye, Avrupa birçok ülkede izleniyoruz. Devamlı çalışması lazım. Her gün yani işe gitmesi lazım. İzinlerde hariç, pazar, cumartesi hariç haftanın 5 günü, 5,5 günü çalışması devamlı var. Avrupa vatandaşı olması lazımdır. Evet, özellikle Avrupa vatandaşı olması gerekiyor. Tabii öncelikle Avrupa vatandaşı olmasa zaten çalışamaz yani. Çalışma izni yok. Evet. Öncelikle Avrupa vatandaşı olması lazım. Evet. Bu kısa gezimizden sonra Hayri Doğan'la birlikte çalışma ofisine gidiyor ve başarılı iş insanıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Hollanda'dayız. Bugün toplantımızı yaptık. Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Doğan da yanımızda. Onun da görüşlerini alacağız. Merhabalar. Merhaba. Hayri Bey, tekrar nasılsınız? İyi misiniz? İyidir, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür. Pazar günü olmasına rağmen insanları toplandınız, onların görüşlerini aldık. Gayet güzel. Nasıl gidiyor çalışmalar, işler? Ben her röportajımda bunu demiştim. Benim için pazar, cumartesi fark etmiyorum. Yola evet. Devam. Gelen arkadaşlara hepsine ayrıca teker teker teşekkür ediyorum. Evet. Pazar günü demeden arkadaşlar buraya geldiler, katıldılar. Gayet güzel. Görüşlerini de aldık. Ve Türkiye'nin farklı yerlerinden, Edirne'den gelenler var. Kimi var Edirne'den gelen, kimi var Çorlu'dan geliyor, kimi var Bursa'dan geliyor. Yani Türkiye'nin her bir tarafından arkadaşlar vardı. Çok güzel bir röportaj oldu. Gayet benim güzel. İçin yani ayrı ayrı herkese teker teker teşekkür ederim. Gayet güzel. Onlar benim bir ailemdir yani. Evet. Bu arada tabii ki Bursa'daki yapılanmadan tekrar bir bahsedelim. Türkiye merkezi Bursa. Orada da arkadaşımız Mehmet Bey galiba. Tüm Türkiye'de merkezi olarak Bursa'dır. Yani İzmir'den başvuran, İstanbul'dan başvuran Bursa'ya geliyor. Her Türkiye'nin neresinden olursan olur, Bursa ana merkezimiz Bursa'dır. Mehmet Bey, Mehmet Korkmaz Bey oradadır. Buradan da selam yollayalım ona. Buradan da özellikle Mehmet'e özel selamlarımı gönderiyorum. Dün evet. Kardeşinin düğünü vardı. Tekrar tebrik ederim. Evet, gayet güzel. Siz de Bursa'ya gidip geliyorsunuz. Ben her iki ayda bir, her ayda bir, üç haftada bir. Ama özellikle Bursa'nın şeyi olmasının nedeni şu mu? Daha çok göçmenlerin yer aldı. Doğrudur. Avrupa oturumu olan Bulgaristan'dan, Makedonya'dan farklı. Bursa ana bir merkezdir. Çünkü evet. Bursa İzmir'e de yakın, İstanbul'a da yakın. Coğrafi oranı da çok güzel bir yerde olmalı evet. için. Evet. Ben de orayı çok sevdim evet. ve orada bir ofis kurdum. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Andaç, dairemizin planlama bölümünde çalışıyorum. Çalışanlarımızın iş ve transport planından sorumluyum. Bizler tamamıyla bu yolculuğumuzda saha çalışanlarımızla birlikte bu gemide birlikte ilerliyoruz ve onların iş organizasyonundan ziyade mevcut alanlarında, mevcut işlerinde sadakatleriyle birlikte uzmanlaşmalarına destek oluyoruz. Bu anlamda tüm çalışan portföyümüzün backgroundlarına bakarak onların hangi alanda en verimli ve en motive çalışabileceği şekilde bir iş organizasyonu yapıyoruz. Bütün arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Çünkü hepimiz burada görev alan insanlarız. Ve elimizi taşın altına koyduğumuzu iyi biliyorum ve hepiniz de iyi biliyorsunuz ki gerçekten şirket olarak güzel bir şirketiz. Yani ben gerçi burada ilk işe başladığımda abimin sayesinde başladım.
yaklaşık, bu benim ikinci röportajımdır, yaklaşık 15 yıl oluyor. Ve gerçekten şirkette de hiçbir sıkıntım yok. Yani olur, her insanın sıkıntısı da olur ama gerçekten yani bir telefonla açman yeter. Sıkıntı hal oluyor. Merhaba, adım Vildan. Yaklaşık 3 yıl olacakla çalışıyorum. İlk gün itibarıyla aynı iş yerinde görev alıyorum. Gerbera serasında çalışıyorum. Ve Gerbera'yı yani biçiyorum mu desen, topluyorum. Çiçek, Gerbera çiçeğini topluyorum. Dolayısıyla her gün sabit bir işim var. Transportundan, ev konaklamasından, yani her şeyimiz stabil ve standart bir şekilde. İzmir'e geçiyoruz. Burada Balkan Göçmenleri Vakıf Başkanı Abdurrahim Nursoy ve göçmenleri iş kollarında destekleyen önemli bir şirketin genel koordinatörü Selma Keleş yanımızda. Evet Adil Bey, tekrar merhabalar. Türkiye'deyiz. Güzel ülkemizin cennet köşesi şehirlerinden bir tanesindeyiz. İzmir'deyiz. İzmir Gaziemir'de bugün Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin daha iyi geliştirilmesi anlamında, dostluk ve kardeşlerimizin pekiştirilmesi anlamında, yine soydaşlarımızın yasalarla, uluslararası anlaşmalarla haklarının en iyi korunması için çalışmalarını sürdüren Balkan Göçmenleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Abdurrahim, evet, Nursoy ev sahipliği yaptı bugün. Bizleri ağırladılar makamında. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle kendilerine. Evet. Tekrar isterseniz bir hatırlatalım. Birçok insana iş imkanları veriyor. Bugüne kadar binlerce çalışanı var. Hala da Türkiye'den, Avrupa'nın farklı ülkelerinden, Bulgaristan'dan işçi oturumu olanlar özellikle alınıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, Balkanlardan ülkemize göç eden veya Balkanlarda hala yaşamını idame ettiren soydaşlarımızın Avrupa'daki iş yaşamlarında bu süreçte zorluklarla karşılaşmamaları ya da yaşadıkları zorlukları en aza indirgemeleri anlamında bir çalışma yürütmek istedik. Bu anlamda Balgöç Federasyonu Başkanımızın hem değerli görüşlerini almak istedik, hem bu yolda beraber ortaklaşa kıymetli fikirleriyle nasıl istişare yapabiliriz? Bu anlamda bizim de işlerimizin kolaylaştırılması anlamında, soydaşlarımızın sıkıntı çekmeden bu süreci tamamlamaları anlamında nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda küçük bir toplantı yaptık röportaj öncesinde.